Ya Meltem abla, hadi. Şey ya, ayıp olmazsa bir şey soracağım. Sen kaç yaşındasın? Sence kaç gösteriyorum Yalçın? Hadi ya bakalım. Hiç tahmin edemem, biliyor musun insanların kaç yaşında olduğunu? Olsun canım, 60'ı. Kaç gösteriyorum sence? Yok vallahi hiç bilmiyorum ya. Sen bir şey söyle, ben böyle yapayım. Ha? Söyle bir şey ya. Bellül! Efendim baba? Gel buraya, gel. Geldim. Lan kafasız oğlum, sen bizim arabayı nasıl çizdin öyle? Boydan boya araba çizilmiş. Hangi arabayı baba ya? Lan bizim kaç tane arabamız var Behlül? Bir tane baba. Lan niye anlamazsan görüyorsun? Eşek sıpası. Nasıl çizdin oğlum arabayı? Ben dedim ama böyle olmaz dedim. İşte o sırada sen de keşke bir şey deseydin Ercan. Ya neyse oldu işte yani. Tamam da yani hani genç dedik, belki düzelir dedik. Ama yani koskoca Mehmet, sen olmuşsun kaç yaşında, kendi bilecek var ya bu saatten sonra, artık kendi bilir. Abi hani cevabını bilmediğim bir şey değil ama hani kız öyle birden sordu ya, hani böyle ben de kaldım. Yani yoksa biliyorum, o gün gittik ya hani birlikte, yani sen de biliyorsun olanları hani. Yani o öyle birden sormasaydı öyle şey olmazdı yani. Kardeşim ya, gökten hani yağacak ya, ne kadar hani dedin ya, yeter daha. Oo, ben bunu mesajla anlatamam ki sana şimdi ya. Nereden başlayacağım ben? Dur arayayım. Abi adam demin mesaj attı, şimdi telefonunu açmıyor. Ne biçim iş ya? Oğlum özellikle mi açmıyor acaba? Haydi. Oğlum o mekan çok güzel ama bak bir hesap geldi. Kaç para biliyor musun? Kaç para abi? Tam 1,5 milyar. Ne? Vallahi bak yalan yok, 1,5 milyar hesap geldi ya. 1,5 milyar ne abi ya? 1500 lira olmasın o? 1,5 milyar ne be abi? Sen var ya milattan öncesinde kalmışsın ha. Perihan, saçının rengi ne güzel olmuş, ne kadar yakışmış. Gerçi şu güzelliğe hangi renk olsa yakışır vallahi. Aman Rezan abla, güzelliği kim kaybetmiş de biz bulalım. Çirkinim diyorsun yani. Çirkinim tabii. İnsan kendini bilmeli acık yani, değil mi? Ne var bunda? Aa! Bir yaşıma daha girdim yani. Çirkinim diyene bak. Abi suç bende, adamı adam yerine koyduk resmen ya. Aynen. Ondan sonra da niye bizim başımıza böyle bir şey geldi? Çünkü abi... Yani aynen, güvenmen aynen gereken bir adama güvendiğin zaman böyle şey oluyor yani, ne yazık ki yani. Aynen. Abi sen de sürekli aynen diyorsun, gözünü seveyim, çok sinir bozucu ya. Abi hani aynen yani, bence de haklısın anlamındaki. Ama yani çok söyleyince şey oluyor yani. Aynen abi ya. Merhaba, ben başlangıç olarak hellim peynirli bir salata istiyorum. Yanına da bir soda istiyorum, sade soda ama içine bir dilim limon istiyorum. Ardından da kıymalı bir lazanya istiyorum. Niye söylemeyecekmişim oğlum, sana mı soracağım? Tamam abi, haklısın ya. Hep böyle yapıyorsun, artık patladım ya. Haklısın ha. Lan oğlum artık haklısın deme bana ya. Adam akıllı bir cevap ver. Tamam abi haklısın dedim. Daha ne diyeyim ya? Başkan ya, bu böyle bana yakışmadı değil mi? Di. Yakıştı mı yakışmadı mı? Di dedik ya, di. Yani yakışmadı. Di ne ya Allah aşkına başkan. Diymiş. Ya kızım annem farklı anlatıyor, sen farklı anlatıyorsun. Şu olayı bir anlatsana sen ya. Şimdi şöyle oldu baba. Şimdi öğretmen zaten bana takmıştı, tamam mı, geç kaldım diye. Sonra öğretmenler odasına girerken beni gördü tekrar. O görünce işte